Lütfen namazın manalarını bilin. Evet. Allah'a ne söylüyorsunuz? Bunu bilin ya. Evet. İnsan diller, öğrenir. Bak ben Türkçe öğrendim. Allah razı olsun, evet. Arapça öğrendim. Bizim de günde 5 vakit kıldığımız Almanca öğrendim. Manasını bilmemiz lazım. Eğer bu kadar diller insan şey yapabiliyorsan birkaç kelime öğrenemiyor mu acaba bunun Türkçesi nedir, bunun Çincesi nedir, bunun Almancası nedir, Fransızca. Sadece Türkçe demiyorum yani. Evet, bütün diller, bütün Müslümanlara. Evet. Yani Müslüman olan hangi ülkeden, hangi renkten, dilden konuşan. Ama kendi gitsin, dilinden anlasın. Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyoruz. Tabii ki eller böyle gidiyor ve şey kadar. Kulak memesi diyoruz biz, oraya kadar gider ve Allahu Ekber. Böyle duruyoruz. Onu herkes bilir. Subhanakallahumma. Ve bihamdika ve tebarakasmuka ve teala cidduka. Ve la ilahe gayruk. Ey Allah'ım, sen hiçbir güzel vasfın eksik, noksan yoktur sende. Subhanaka. Subhanallah, evet. Hani diyoruz ya. Bihamdika. Kendi hamdini. Bu hamd kelimesi de çok güzel. Kur'an-ı Kerim'de de Fatiha suresi zaten hamd ile başlıyor. Evet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve bihamdika. Subhanakallahumma. Ve bihamdika. Ve bihamdika. Neyle? Hamdinle Allah'ım. Ve tebarek ismuka. Ey Allah'ım, senin ismin çok bereketli. Çok uğurdur. Mübaraktır. Bereketlidir ey Allah. Ve ta'ala cedduka. Ve senin şeyin pek yücedir. Şanın pek yücedir. Azametin pek yücedir. Ve ta'ala cedduka. Ve la ilahe gayruk. Ve la ilahe gayruk. Ey Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Yani kelime manası. Evet. Bu şekilde namaza girdik. Namaza girdik. Ondan sonra tabii ki Bismillahirrahmanirrahim şey deyip de yine euzubillahimineşşeytanirracim. Ben şeytan şeyden Allah'a dergahından reddedilmiş olan şeytanın şey Allah'a sığınıyorum ve Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan veyahut çok çok rahmet eden ve sık sık lütfeden, rahmet eden Allah'ın ismiyle başlıyorum. Fatiha suresi. Fatiha niye diyoruz? Ben hep diyorum ki bunun birçok anlamı var ama yani mefhum. Ama bu gönül kapılarını açıyor. Fethi oradan geliyor. Evet. Hani Sultan Muhammed Fatih diyoruz ya. Fatih niye İstanbul kapılarını açtı? Fatiha kelimesini açmak manasındadır. Fataha yaftahu. Evet. Fatiha da böyledir. Gönüller. Ey insanlar, namaz kılın. Evet efendim. Ve Fatiha suresini mutlaka, çünkü emirdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer biri Fatiha suresini okumuyorsa, leyse lehu salatun, onun bir namazı yoktur. Namaz geçerli değil. Hiç namaz değil, namaz değil. Evet. Gönül kapılarını açan sure Fatiha suresidir. Neyle başlıyor? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Tabii ki başta Bismillahirrahmanirrahim mevcut. Evet. Çünkü hamd biliyorsunuz, hamdü sana biz diyoruz. Övmek manasında. Evet. Övünç manasında. Ve hamd kelimesi sadece ve sadece doğru bir şey için gelebilir, kötü için. Mesela para kazanmak için bazı kimseler met ederler. Hani bak, met kelimesi bile var. Ama hamd kelimesi öyle değildir. Met etmek, hamd etmek farklı, evet. Hamd sadece ve sadece doğru şey söylemek ve zikretmek ve yüceltmek manasında. Evet. O ancak ve ancak Allah tebarek ve teala'dır. Söylüyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet. Ey Allah'ım, hamd senindir. Allah kimdir? Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah. Alimlerin Rabbi olan. Rabbin manası sahiptir aynı zamanda.
ve birçok manası vardır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve Errahmanirrahim. Rahman daha geniş kapsamlıdır. Rahim daha az. Rahman her şey. Bu rahmaniyet neticesinde Yüce Allah yarattı. Güneş yarattı. Birinin çabası neticesinde değil. Kendi... Ay yarattı. Efendim yağmur indiriyor. Denizler yarattı. Gök yarattı. Vesaire vesaire. Bu Rahman sıfatı neticesinde. Evet. Rahim bütün çabaları meyve veren. Gayret edenlere rahmet meyve eden. Meyve ve rahmet veren, netice veren. İşte, bilhassa müminler için. Vesaire vesaire. Biraz önce dedi ya manasını. Sonra biz tefsire geçeriz de onun için ben çok dikkat etmeye değiniyorum. Çünkü zaman kalmaz. Evet. Maliki Yevmiddin. Son gün. Yevmiddin diyoruz son gün artık. Öldükten sonra bir gün öyle bütün insanlar toplanacak. Yüce Allah'ın emriyle. Orada hüküm kimin olacak? Malik. Kim olacak? Allah olacak. Maliki Yevmiddin. Din gününün sahibi. Din gününün. Din kelimesinin manası karşılık vermek aslında. Yani kelime manası. Fakat oraya biz geçmeyelim. Tamam. O yine tefsire geçelim. Çünkü 15 dakikalık bir zamanımız var. Zamanımız var. Çok bitiremeyiz. Yetiştirmemiz sonra. Lazım. Evet. Maliki Yevmiddin efendim. Evet. Ve namaz kılarken dediğim gibi bunu niye bugün konuyu seçtik? Beyler diyoruz. Kardeşlerim benim ricam. Namazda durduğunuz zaman Elhamdülillahi Rabbil Alemin derken hem dil ile, dilinizle hem zihninizle. Ve dua edin. Ve dua geliyor da. Eğer dikkatiniz dağılıyorsa hiç merak etmeyin. Biraz önce dedim ki akimu, akimus salat. Namaz ikide bir düşecek. Dikkat edin. Evet. Hani biraz önce ben size bahsettim evet. ya. Evet efendim yaşıyoruz yani. Biz de namaz kılarken insanın aklına başka şeyler geliyor. He, geliyor. O zaman tekrar geri namaza dönmek, namaza ayakta tutmak Allah. Anlamına Yüce geliyor. Yüce Allah. Burada bize, bakın şöyle diyor. Maliki Yevmiddin ben tercümesini yaptım. O günün sahibi. Evet. Maliki. Hüküm, din gününün sahibi. Yüce Allah'tır. Evet. İyyâke nâbudû. Böyle buraya kadar Allah'a ile ilgili ayetler. Şimdi kul ile ilgili başlar. Dikkat buyurun. Evet. Yani Fatiha suresi ikiye bölünmüştür. Evet. Allah kendisi için ve kulu için. Kulu için ayırmış. Kulunu yalnız bırakmadı. Bakın dikkat buyurun. Veya karşılıklı çünkü diyalog için, olduğu için. Hayır aynı zamanda biraz önce başlarındaki dedin ya وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Amenna. Bana ibadet etsinler diye yarattım. Yani Allah kendisi için yarattı. Bakın burada Allah da biliyordu ki bu oluyor. Yani ikide bir dikkat dağılır. Evet. Düşer. Namaz yani düşer. Tekrar ikame etmek için. İyyâke nâbudû. Ancak sana ibadet ederiz. Ancak sana kulluk ederiz. İyyâke nâbudû ve eyyâke nestaîn. Ve eyyâke nestaîn. Ve ancak senden yardım dileriz. Yardım dileriz. Sağ soldan başka kim yardım edebilir ki? Hani Vâdîl Mesîh çok güzel bir Farsça rakşesi var. Diyor ki, Destemen gîr az rehey lütfu karam. Ey Allah'ım lütfeyle benim ellerimden tutuver ya Allah. Hani dikkat buyurun küçük çocuklar yürümeye başlayınca anneler ellerinden tutar sonra bırakır. Bırakır, sonra evet, koşarak. Evet. Yürümeye sonra, alıştırmak. Tekrar başlar. O düşmek üzereyken yine koşarak anne gider sonra ellerinden tutar. Ve nihayet o yürümeye başlar. Evet. Diyor ki ve iyyâke nestaîn. Allah'ım. Ben sana ibadet ediyorum ama benim dikkatim dağılıyor. Ne olur? İyyâke ancak sana kulluk tercümesi bu. Kulluk ediyorum. İbadet ediyorum. Kulluk kelimesi daha genişli sanki bana geliyor. Evet. Neyse her neyse. O ayrı bir mesele var. Bunun dil ile ilgili. Ve iyyâke nestaîn. Ey Allah'ım ancak ve ancak senden yardım diliyorum. Ey Allah'ım benim dikkatim dağıldığı zaman. Sağ sola gittiğim zaman ne olur? Sen toplayıver. Gene beni namaza döndür. Sen kon diyeceksin. Ol. Benim de hayatım değişecek.
Testemen giyir hani biraz önce dedi. Vaden Mesih Hazretleri ne güzel söyledi. Ellerimden tutuver ya Rabbi. Marifet hamde şu bakşili dilem. Bu da Vaden Mesih diyor. Ey Allah'ım gönül verdin de irfan da ver bana. Allah'ın marifeti. Evet. Ve diyor ki eğer ey Allah sagir yani kadeh vermişsin de manevi şarap iç onu da veriver diyor. Manevi şarap nedir? İbadet yani. Maneviyat. Maneviyat yani. Ey Allah'ım diyor kendisi diyor ki eğer gönül verdimse o zaman irfan da ihsan et ya Rabbi. Vesaire vesaire. İyyake nestaîn ancak ve ancak sana senden yardım dileriz. Yardım eden ancak sensin. Ben namazdayken bana kim yardım eder ki? Hasancığım, Allah'tan başka kim yardım eder? Hiç. İşte burada duracaksınız. Hele hele teheccüd namazında. Günlük namazda tabii insan vakti oluyor. Veyahut eğer imamsanız da arkada çok insan var. O ayrı. Nafile namazda ben şunu söylüyorum. Eğer bir insan diyorsa efendim benim dikkatim dağılıyor. Söylüyorum ben açıkça herkese. 40 gün teheccüd namazında İyyake nabudu ve iyyake nestaîn kelimeleri tekrarlayın. Göreceksiniz ki 41. gün namazınız bambaşka olacak. Evet. Günün birinde şeyde hem tercüme hem şeye başlıyoruz. Munşi Zafer Ahmet diye Mirza Gulam Ahmet Kadiyani Hazretleri'nin eshabından biri. O diyor bir toplantıda Ahmet Hazretleri çok alimler gelmiş diyor. Daha uzaklardan. Konuşuyor. Namazdan bahsetti bilmem ne. Ben de içim diyor dedim ki ya namazdan huzur ben bahsediyor ama benim namazımın hali yok. İyi Allahu Akbar dedi gitti kafa başka yere. O ne yaptı diyor. Konuşma yaptı. Ben sağ tarafında oturuyorum. Şöyle döndü baktı. Evladım dedi. İyyake nabudu ve iyyake nestaînin virdini yaparsan namaz düzelir. Eyvah dedim. Bu nereden anladı? Virdi yani tekrarlamak. Evet. Bu kelime şeyde bizim tekrar et. Eyvah dedim. Bu nereden anladı? Sonra öyle yaptım diyor. Namaz düzeldi dedi. Elhamdülillah. Allah-u Teala bildirdi. Ama tabii. Devam edeceksiniz. Hani ben söylüyorum. Bizi dinleyeceğinler. Dinleyici kardeşlerime diyorum. Dikkat dağılacak. Namaz düşecek ikide bir. Çünkü düşmanı çoktur. Ama yakana bunu da Allah tabarak ve teala söylüyor. Kendisi söylüyor. Kulum sen ben de yardım istiyorsan işte ben de sana yardım edeceğim. Fakat mücahide şart. Evet. Mücadele şart. Evet. Savaşım şart. Evet efendim. Güzel olan Kur'an'ı, şeylerin üzerinde gözler çok oluyor. Kur'an'ı tabii efendim. Korumak lazım. Evet. Çünkü Kur'an-ı Kerim kendisi diyor. Başka yerde çok söyledi. وَالَّذ۪ينَ جَهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُوَلَنَا Bizim için mücadele veren, mücadele eden insanlara biz yolumuzu gösteririz. Allah. Bu ayet-i kerime. Allah-u Teala kendisi. Kendisi söylüyor. وَالَّذ۪ينَ جَهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُوَلَنَا Biz onun yolumuzu gösteririz. Bir yerde şöyle diyor. يَا يُهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ قَادِهُنْ اِلَى رَبِّكَ قَدْهَنْ فَمُلَاك۪ي Ey benim kulum. Sen çok çabalayacaksın. Çalışacaksın. Ondan sonra Rabbine kavuşacaksın. Kolay değil böyle. Evet. Vesaire vesaire. Çok yerde söylüyor. Evet efendim. Ve evet devam ediyoruz daha. Tercümesi bitmedi efendim. Evet. Fatiha'dayız. Fatiha'dayız. İyyake nestaîn'den hani söz etmiş abi diyorduk. Yüce Allah yardım ediyor. Ey Allah'ım ancak senden yardım diliyoruz. Senden başka yardım eden yok. Yok. Hiç. Hele hele namazda. Maniye. Dikkatimiz dağıldı. Kim düzelecek ki onu? O Allah düzelecek. Allah-u Teala kendisi. Çünkü zihni yaratan O'dur. Evet. Gönlü, kalbi yaratan O'dur. Evet. İnsanın her zerresini şeyler yapan O'dur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Hazreti Ayşe diyor ki bir gün Peygamber Efendimiz geceleyen diyor. Gece yarısından sonra yani. Yataktan kalkıp da böyle dışarı çıktı. Ben de ayaklarının ucuna böyle basa basa merak ettim acaba nereye gidiyor diye. Bir de baktım ki Cennetül Bakiye'ye doğru gidiyor. O kabristan evet. Biliyorsunuz.
Böyle bir köşede, yüksek bir yerde secde kapandı. Peygamber Efendimiz. Ben de saklana saklana gittim, yanına oturdum. Ve şöyle diyor secdede. Allahümme sacadet laka ruhi ve canani. Ey Allah'ım, benim ruhum sana secde eder. Benim vücudumun her zerresi sana secde eder. Allahümme sacadet laka ruhi ve canani. Benim kalbimde, benim vücudumun her zerresi sana secde eder. Ve diyor, devam ediyor Hazreti Ayşe diyor. وَلَهُ سَوْتُ الْمِرْجَلَ Göğsünden tencere kaynarcasına bir ses geliyordu. İşte beyler, namaz budur. Böyle bir namaz. Yani artık can feda, yani öyle şey. Onun için diyorum, bütün Müslümanların başına bela böyle geldi. Çünkü onların gerçek namazı yok. Namazın özünden uzaklaştığımız için. Maalesef. Evet, devam ediyoruz. Evet, yedine sıratıl mustakima. Sıratıl lezine anımta aleyhim. Dua şey, devam ediyor. Ey Allah'ım, bizi doğru yola ilet. Doğru yol göster. Hem de nasıl doğru yol? Bakın, açıklıyor kendi. Kendisi söylüyor. Şimdi doğru yola ilet dedi. Yani dikkat buyurun. Nasıl bir doğru yol olsun bu? Dikkat buyurun. Yani bir şey verdi, onu süsleyip kendisi veriyor. Evet. Hani bizde derler, efendim tabak verdi ama çiçeklerle süsleyip verdi. Evet, evet efendim. Fatiha suresini dedi ama nasıl bir sure? Onun için dedi ki, Fatiha suresini okumayanın namazı yok. Namazı yoktur, evet. Onun için dedi. Evet. Ve devam ediyor. Edine sıradil mustakima. Ey Allah'ım, bize doğru yola ilet. İhtine sıratel müstakima. Bizi doğru yola ilet. Sırat, yol demektir. Yol, evet. Mustakim, doğru demek. İdina, ilet. Evet. Yani ulaştır. Ulaştır bizi, kavuştur. Evet. Veya göster. Sıratel lezine anımta aleyhim. Kimin doğru yolu, hangi doğru yol, nasıl bir doğru yol? Lezine anımta aleyhim. İnam verdiğin, mükafat verdiğin kimselerin yolu. Evet. Onlar kim? Nisa suresinde Yüce Allah söylüyor. Orada da cevabını orada da yine anamta aleyhim kelimesi geçiyor. Yani bu şey var ya, evet. Orada anam aleyhim. Evet. وَمَنْ يُتِيُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ عَنَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ Bir. Ey Allah'ım, senin nimet verdiğin kimseler yolundan olacak. مِنَ النَّبِيِّينَ Onlar kim? Olacak. Peygamber. Ve siddikin, siddikler, ve şuhada, ve salihin, ve hasun evlâike rafika. Nisa suresi. Evet. Orada bunu açıklıyor. Burada da söylüyor ki Allah'ım, kimlerin yolu? Senin nimet verdiğin bu dört. Evet. Ya insan peygamber olur, lütfeder Yüce Allah. Ya siddik olur, ya şehit olur. Çanakkale'de doğru. Ne kadar şey? 250, Kerbala 250. vesaire. Böyle insanların ve Hasan Ablaike diyor, ey Allah, onların yoluna ilet, ulaştır bizi. Ne güzel dua. Ve daha devam ediyor. Gayril makzubi aleyhim. Senin kızdığın kimseler yolu değil. Aman evet. Yarabbim. Rahmet verdiğin kimselerin yoluna ulaştır. Ama kızdıklarının yolundan da bizi koru. Öfkelendiğin, kızdığın kimselerin. Gayril makzub yani. Gazaba uğrattığın kimselerden kimse de etme bizi. Evet. Amin. Ve le zallin, sapık olan kimseler de. Doğru yolu bırakmış olan kimseler. Evet. Ondan sonra tabii ki bir ayet, sure okuyorsun. Zammı mesela. Sure okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Evet. De ki Allah birdir. Evet. Allahu samad. Allah hiç kimse muhtaç değildir. Samad kelimesine dikkat. Herkes Allah'a muhtaçtır. Allah hiç kimse muhtaç değildir. Samad budur. Evet. Her kainatın her zerresi Allah muhtaçtır. Ama Allah hiç kimse muhtaç değildir. Evet. İşte Samad. Allahu Samad. Lam yelid ve lam yulad. Ne doğruldu, ne doğurdu. Ne doğurdu, lam yelid ve lam yulad. Ne doğruldu. Evet. Yani onun kimse başkası da doğurmadı. Evet. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفَوًا اَحَدٍ Ona
eşdeğinde. Yani hiç onun hiçbir gibisi, şey ona denk olamaz. Denk olamaz. Onun gibisi olamaz. Yok. Evet. Bu da kul huvallahın manası. Evet. Buyurun. Namazın bir mümkün olduğu kadar biz şey yapmaya çalıştık. Evet. Teşekkür ederim. Tekrar söyleyeceğim. Lütfen yine Allah'ı gerçek namaz. Evet. Ey Allah'ım, mesela Müminun suresinde قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ diyor ki başarıya ulaştırır. Kimler? Böyle. Evet. Bu gibi namaz kılanlar. Evet. Gerçek öz ve söz birlikte olacak. Kal ve hal birlikte olacak. Sözü de onun şeysi de. O zaman böyle gerçek bir namaz ise meyve verecektir. Semre verecektir. İnsanın hayatında o zaman manevi olarak bir inkılap ortaya çıkacak. Efendim.